Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Bugün funduğa başladık inşallah, bir besmele çekerek. Allah bereketini versin. Amin. Güle güle yemek nasip et. Topluyoruz şu anda. Arkadaşlar bunlar Giresun fındıkları. Biraz yanık gibi, zaten Giresun fındığı bilen bilir. Biraz kalitesi düşük olur. Oy. Güzel yani, idare eder. O kadar olur. Bunun kalitesi düşük mü? Baksana ben. Hani, kalitesi düşük mü? Daha benziyor mu? Ya şey, randıman demek istedim ben. Yağlı fındık yoksa güzel. Güzel. Recep hocama doğru gidelim bir. Evet, burada selam herkese. Çocukluk yıllarımızın geçtiği topraklardayız. Yılmaz dayıma yardım ediyoruz. Allah razı olsun. Bereketli olsun inşallah. Allah bol kazanç versin. Sağ ol. Saygılar. Ben bir şey demeyeceğim, beni kesersin. Memnun oldum. Şu karşısı köyümüzün camii. İnşallah. Bu sene arkadaşlar fındık çok güzel. Ben randımanlı ama tabii bu Giresun fındığı biraz randımanı düşük oluyor. Yağlı palaz, çakıldak muhteşem. Evet, çuvalımız doldu. Şimdi götürüp harmana dökelim. Eve yakın yerde topluyoruz arkadaşlar bugün. Burayı dün toplamıştık arkadaşlar. Yağlı palaz. Şu tarafa bugün topladığımız giresini döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlarla kızılcık topluyoruz. Nasıl Celal, var mı kızılcık? Oo, İyi mi? Mükemmel. Kaliteli mi? Çok kaliteli. Hem de ne kadar güzel. Üzerinde Zeki arkadaşımız. Celal, ha buraları ben toplayacaktım. Niye topladın oraları? Hmm. Dedin ya ki 200 vereceğim sağ onu topla diye. Hemen.
Ne kadar? 200 lira vereyim sana, onu topla da yabana gitmesin. Demedin mi? Araştırma hastanesinin önünde satıyordu da 20 lira çulası. Kaç lira, 20 mi? Evet. Gel. Çok kırılacaklıkta dal var Yılmaz. Vay mübarek. Güzelmiş. Fındıklarda mı var yoksa kızılcıkta mı? Kızılcıkta, fındıklarda kesilecek dal var benim çok. Yani hiç rahatsız edin işte. O Haydar'ın o evinin altına bizim tarafı geçen bir var ya. Fındıklar da mı? Orman olmuş, o da nasıl toplanacak? Sen kimin kızısın? Zeki. Kimi? Zeki'nin mi? Oradaki. Oradaki adı var ama. Babamın. Babanın kızı değil mi? Ha, babasının kızıymış o. Efendim diyeyim ki ben üstüm zaman. Bunlar seni kum sopma isteği yani. İçimizi bakayım ne diyeceğim. Kızım 1000 lira verseler gitmem diyeyim. Celal bunları izliyorlar ama niye değilsin öyle? Orayı sil. Yok silmem. Gerçek silmem. Uğraşamam silmekten Celal. Ben ne bileyim? Ben sana başta dedim ki Celal. Unuttum. Düzgün konuş. Çekime başlayalım. Aşağı açı kızılcıkları da çekelim. Aşağıda ne var? Onları mı? Ha, bunlar değil ha. YouTube'dan mı paylaşırsın şeyde mi? Facebook'ta mı? YouTube'da. Zeki tam düştün mü dereye düştün ha? Durma abi ya. Çatala basın şimdi güzel sağlam yere. Kızılcık sağlam dur yoksa. Kızılcık sap değil mi? Bunu biliyor musun lan dikildiğini buraya? Yok, nereden bileceğim ben? Ben bilmem, ben bilirim hani Zeki dedim ki ben bildim bileli vardır bu. Aynen, ben de böyle bilirim. Kızılcık çok büyümez. İki tane fidan dikmişim, iki tane birisik zaten hiç. Doğru düzgün yaprak bırakmadan, kurumadan, ebeli açay güzel yaprak hiç büyümüyor. Seninki hazır. Bunlardan bir yere yap. Nedir? Bunu, pasta mı yapayım? Bunu yemesinden çok ben öyle şeyine verdim. Üstündeki kızılcığa olacak da. Onu topla da şey yap, çek de. Neyi çekeceğim? Şunu. Neden mi oldu değil mi? Var mı taşına da su alın çok? Bahçemizdeki erek fasulyelerini, beyaz fasulyeleri çekeyim dedim. Kurumuşlar. Evet arkadaşlar, bunlar toplanması gerekiyor artık. Kurumuşlar. Böyle ileriye doğru gidelim. Bu arada mısırlar da olmuş. Onlar da kurumuş. Artık bunlar da toplanması, kırılması gerekiyor. Bunları da bugün hanım kıracak. Evet arkadaşlar, gerçekten beyaz fasulyeler bu yıl çok güzel. Evet. Şuraya da bakalım. Yani arkadaşlar, bu yıl her şey bereketli. Rabbime şükürler olsun. Beyaz fasulyeler de aynı şekilde. Bunlar şeker fasulyesi dedikleri. Bakayım beyaz mı? Hep beyaz diyorum ama. Bir bakalım.
arkadaşlar. Beyaz şeker fasulyesi. Şöyle yine ileriye doğru gidiyoruz. Bahçemizin içine doğru. Evet, burası da her şey güzel arkadaşlar. Bir hafta önce yağmur yağdı. Lahanalar da güzel. Onlar da tazeledi. Evet, şöyle. Mısırlar bile çok güzel. Şurada bir örümcek. O da nasibini bekliyor. Tertemiz arkadaşlar fasulyeler. İçleri beyaz, hiç leke yok. Şurası komşularımızın fındık harmanı. Zülufları dökmüşler. Yarın patoza vuracak. Evet arkadaşlar, beyaz şeker fasulyelerimiz bu durumda. Artık bunlar da toplanması lazım tabi. Evet, mısırımız bahçemizde artık kurudu. Onları toplayacağız. Hanım ile beraber şimdi toplayacağız inşallah. Kırmaya geldi hanım. Önce şu kabağı bir çekelim. Evet. Beyaz kabak. Evet, hanım mısır kırıyor. Geldi artık, bahçe bitti. Mısırların o zamanı mısırları topladık. Eylül ayı geldi mi, güz geldi demek. He? Eylül geldi mi, güz geldi demek. Şeyler oldu mu, güz oldu. Şey toplama zamanı. Kucağın doldu mu? Çuvala mı boşaltıyor? Çuvala boşalt. Evet arkadaşlar. Artık yavaş yavaş bahçe işlerinde sonuna geliyoruz tabi. Hanımın dediği gibi güz geldi. Fasulyelere yağmur yağdı. O turşuluklar biraz daha iyi olur inşallah. Beyaz fasulyeler kurudu tabi, şeker fasulyeleri. Evet, çuvala döküyoruz böyle. Sonra evde bunları ayıklayacağız. Yaprağından ayıracağız.
Evet arkadaşlar, böyle bu şekilde devam ediyoruz. Mısırımızı kırıyoruz. Evet arkadaşlar, fındık Rize'den fındık toplamak için geldik. Çay arası. Üçüncü sürgüne gideceğiz bittiği zaman fındık toplaması. Şu anda bir harman kaldırdık buradan 800 bir ton kadar. Bu ikinci harmanımız. İkinci harmanda yine şu anda bir ton kadar olur ama 1,5 civarında patoza vuracağız. Ondan sonra bir ton daha kalır. Toplam işte 3-3,5 ton kadar bir fındığımız olur inşallah. Bu sene fındıklar da iyi. Şu görmüş olduğunuz yer burası. Giresun fındığı. Şöyle. Şurası böyle Giresun fındığı. Öbür taraf arkadaşlar şurası. Burası da yağlı palas. Bu sene ayırdık yağlı palas ve çakıldak fındığı. Bir topluyoruz. Bu yağlı palas ve çakıldak fındığı 54 randımana kadar bizim oluyor arkadaşlar, benim fındık. Giresun fındığı tabi biraz randımanı düşük oluyor. Onun için ayrıldık. Toprak mahsulleri ofisine vermeyi düşünüyoruz. Güzel seçip temizliyoruz. Kurutup götürüyoruz tabi. Şu anda dışarıda, tüccarda fındık ucuz arkadaşlar. 54 liradan açtı. Cumhurbaşkanımız fındığın fiyatını. Tabii bu Samsun fındığı 52 lira. Bu Giresun tombul fındık dedikleri 54 lira. Samsun'da o fındık yok. Onun için 52 lira. Ama dışarıda şu anda 42 lira fındık. Onun için biz de toprak mahsulleri ofisine götüreceğiz nasip olursa. Zaten ilk düşüncemiz de yine toprak mahsulleri ofisi. Orası almasa artık dışarıya veriyoruz ama güzel kuruyup böyle çürüğünü, kabuğunu, her şeyini seçtikten sonra, temiz olduktan sonra niye almasın ki toprak mahsulleri ofisi? Bazen diyorlar işte, yok geri çeviriyor, şey yapıyor ya. Kuru fındığı geri çevirmez. Kuru, çürük. Bir de arkadaşlar çatlak olmayacak tabii. Kendiliğinden kabuk çatlatanlar oluyor yağlı palas. Onlar değil yani. Şeyin kırdığı, patozun kırdığı fındık var. Bunları yani... Onları almıyor. Çünkü hemen bozuluyor. Kurtlanıyorlar. Çürüyorlar. Öbür fındığı da bozuyor. Onun için onu almıyorlar. Çatlak fındığı arkadaşlar. Toprak mahsulleri ofisine fındık götürecek olanlar dikkat etmeli. Temiz, kuru fındığı götürdün mü geri çevirmezler. Evet. Beyaz şeker fasulyelerini topluyoruz. Geçenki videomda söylemiştim. Olmuşlar diye. Şimdi de zamanı geçmeden toplayalım dedik.
Fasulyeler güzel ha, boş değil mi? Fasulyeler mi? Güzel değil. Boş çok var dediler ama bunlar da hiç boş yok. Hepsi güzel. Tam kurumuş ya. Hepsi de kurumuş, hepsi yaşta kalmıyor. Bu arada mısırları da kırdık. Artık yavaş yavaş işleri toparlıyoruz arkadaşlar. Doldum neye? Çuvala mı boşalttık? Çuvala. Komşularımız karşıda fındık topluyorlar, ıslanmasın diye yağmur geliyor. Doldu, boşaltın. Şunu da toplayayım. Evet arkadaşlar, bu şekilde topluyoruz fasulyelerimizi. Sonra evde kurutup güneşte çubuk ile döveceğiz çuvalda ve
Evet. Ekilen mısır artık boylandı ve slash makinesi girdi tarlaya. Şu anda makine slash yapıyor. Traktörün arkasında arkadaşlar biçip kasasına dolduruyor. Burayı İdris kardeşimiz patpatla ekerken çekmiştik. Şimdi slash makinesi çağırdı. 4 ay önceydi tahminim. Patpatla ekmişti. Şimdi artık ürün yetişti ve bunu biçip poşetlere koyarak ya da burandanın altında yavaş yavaş hayvanlara, ineklere veriyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde burayı bitirecek işte. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Evet, onunla bitmeye devam edecek. Öbür kasayı traktörle alıyor.
Bu şekilde arkadaşlar, burayı bitecek işte. Evet, patatesimizi el çapasıyla çıkarıyoruz. Patatesler başta iyi gibi gözükmüyordu ama bunlar da bayağı iri çıkmışlar. Burası tamamen organik hayvan gübresi. Nisan ayında çekmiştik arkadaşlar. Bunu dikmiştik. Onun da çekimini yapmıştık. Şimdi Eylül'ün 12'si bugün, 11'i. Malum Rize'de de çay yapıyoruz. Çayı bitirdik, geldik. Fındık dikmeye, toplamaya. Fındığımızı da topladık, bitirdik. Harmana serdik. Şimdi patatesimizi çıkartıyoruz. Söküyoruz. Öyle yoğun patates yok arkadaşlarıma. Allah bereket versin. İyidir yani. Maşallah iyi yani. İdare eder. Allah bereket versin. Bazıları koraktan olamamış. Tam korak zamanı olmasaydı. Evet, kurak oldu ya biraz da. Yağmur yağdı arkadaşlar ama yağmur Eylül'ün 2'sinde yağdı. Ağustos ayı tamamen kurak gitti. Daha var mı? Şurada da var mı? O tarafı çökmüşsün ha. Evet. Burayı buradan yukarı işte arkadaşlar sökülecek. El çapasıyla. Maşallah, maşallah. Patates yok dedim ama iyi çıkıyor arkadaşlar. Evet, şöyle söktüklerimize bir bakalım. Şuna. Şu tarafta da var arkadaşlar. Oraya da bir bakalım. Hanım sökmüş onları. Fındık harmanına da bir bakalım arkadaşlar. Fındığımız bitirdik. Şurası patoza verilmemiş olan yer. Şuraları kurutuyoruz. Serdik. Bugün güneş de güzel, sıcak var. Alt tarafta da bir harmanımız var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şurada. Harmanımız ufak olduğundan yolların kenarlarına seriyoruz. Boş bulduğumuz yere seriyoruz.
Evet, son olarak patateslere bir daha bakalım. Bunlar gerçekten organik patatesler arkadaşlar. Geriye dönüş videolarımıza baktığınızda hayvan gübresiyle diktiğimizi görürsünüz. Evet. Hanım devam ediyor sökmeye. Maşallah. Bunlar tamamen iri patates arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar, ablam ziyarete gelmiş bize. Eski günlerini biraz anlatacak burada. Evet abla, ne yapardın eskiden? Nasıl yaşardın? Eskiden bunların huduş taşırdık. Günde 10-15 sepet odun taşırdık, huduş taşırdık. Evet. Kışlık ineklerimizin altını serdirse. Bu huduş sepetinden değil mi? Hı hı. Çok çok senelerdir taşıdık, senelerdir. 10 sene mi 15 sene mi sonra evlendik, gittik. Şimdi bunlar ağır geliyor, çuvallarla taşıyorduk. Odunlar, ormanlardan odun taşırdık. Ormandan. Ne tütükler taşırdık, evciden. Evet. İpleri bağlardık. Öyle güzel. Çok taşırdık, çok. Çürümüş odun. Sepete çütükleri yarardınız böyle, çökleri. Tabii, yonga derdik olarak. Evet. Benim kıza anlatayım şimdi, yonga nedir anne ben bilmem diye. Evet. Şimdi yeni yetmeler hiçbir şey bilmiyor. Evet. Odunu biliyor da yongayı bilmiyor. Yonga. Öyle her şeye. Evet, ha bu yukarılarda tütün falan olur mu değil mi? Çok, buralarda yukarı niye tütünler çıkmışık? Devlet bize yardım etmesi lazım vallahi. Ömrümüzü yemeyecek. Şimdikiler dalda tüfündüğü toplamaya. Nasıl bir yardım edecek devlet? Niye de bize aylığa bağlasın. Para mı ödeyecekti bize aylığa bağlasan? O kadar çalışmışık, köyümüze hizmet etmişik. Herhalde yani aslında bizi de öyle emekli. 25 etsin. Seneyi beraber evli kalanı aslında emekli oluyor ama yine sonuçta para yatırıyor da. Yani ya parasız tütün, olması lazım aslında değil mi? Tütünden dediler, tütünden olayı da kağıdım var elimde. Nedir ziraat odasına gayet olmamışsın. Olsaymışım niye öyle hediyeler etmesinler? O 25 sene aslında şey olsa, para ödemeden emekli olunsa öyle olması lazım. Ya dine ödeyim paramı diyelim 50-60 milyar neyse de onu da yetmiyor kız gerçekten öyle. Geldi sepette. Valla bugün düne giderim yani sepetimle bile ama. Huduş ama şimdi huduş yoktur da hani ormanlar. Yoktur. Yeşil. Yani eski şeyleri biz unutmamıştık ama çilemiz de ağır idi. Ha, o yukarıda bir erik ağacı var idi. Vay be. Allah zelilini. Neyse. Oynardık her ya. Neler vardı vallahi. Evet, insan o günleri özlüyordu. Ha, dedem sepet yapardı bize oğlum. İp çevirirdi. Çuvallardan ip, ha böyle çuvallardan söker ip yapardı, çevirir de neler neler eydi de. Ya bunlar fasulye he. Ah dedi benim dede de. Bu sabah Rize'ye gidiyoruz. Rize'ye gitmeden önce çarşambada ablama uğradık. Şimdi incir toplayacağız. İncir toplamaya gidiyoruz. Buralarda tavuklar da var. Bunlar ne? Başak mı? Evet, başak. Bunlar hala ablanın, onlar enişten. İyi, ayrı mı yapıyor? Ayrı yapıyorlar. İyi de. Ne kadar hangisi çekiyor? Eniştemin fazla görünüyor ama o zulufludur. Ha bu deniyor daha şey. Ayrı.
hayır, onu buraya koymuş. Abi dene onu. Hala abla onun üstüne yap. Ama biz daha yaptık yani. Ha bu üzümlerde var mı? Biraz ulan sardı mı hava abla, yoksa bizim orada daha yeni. Hani oldu. Görünmüyor ki. Ha burada az bir şey var. Bunlar olmuşturlar. Daha bizim orada yeni olur. Burada daha yetişemiyor. Evet, burası da bizim kundaklık bitti. Toplaması. İyi, güzel maşallah. Kardeşim de geldi bize. İncir toplamaya gidiyoruz. Bakalım incirde var mı? Oradan müzeye gitsek de inşallah. Veya oradan dönüşte nasip olursa yine oralar bulur. İnşallah. İnşallah. Hayırlısıyla. Evet, güzel görünüyor ince. Şansımızdan var. Allah'a şükür. Çok güzelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Altına yaprak koyayım da şey yapmaz. İncirler ezilmiyor. Sen yaparsın Mete. Sen yap. Evet arkadaşlar, incirler mükemmel. Baksana şimdiye kadar lokum gibi. Böyle siyah incir aynı ne güzel. Olmuşlarını seçer de yeriz onları. O zaman ayrı koyalım olmuşlarını. Yok yok, öyle koy oraya da sonra bakalım. Yani reçede yapacaksın, şeylerin az şeylerini de toplayayım. Yani. Ne topla, belki yaparım biraz. Ne? Ezikleri? Belki reçel yaparım da, yok eziklerini... Rize'ye kadar olmaz. Ekşir onu. Yok, bunlar atılmamış ya. Ha, atılmam. Atılmamış da bir şey olmaz. Yani, karınca da var. Hı. Of, o şeyler de bir şey. Bakayım tadı nasıl. Ama ha bu şey bunu. Reçel olur bundan ha. Olmuş şey, olmuşlarından ya. Aa bu şey. O ama karınca. Karınca var. Neyse. Onu koyma oraya zaten. Koymayın. Karıncalar karışmaz. Allah dışarısında sandım, hava abla gördü de içindeymiş. Ha. Bunlar çıkar ama ha bunda çıktı, bundaki. Ha çıktı. Ama bunu şey yapmayın, koymayın. Bunlar da bir şey yiyecek de hayvanlar. Yani ne bunlar ya? Herkes rızkını yiyecek. Aynen. Kırarsın fazla yeme. Ben keseceğim zaten bu beri gelen dalını. Bu zaman yeşil çekilmiş daha güzel, daha güzel olayım. Bu dadın mı böyle? Sade incir bu müdür yoksa? Benim incirim bu. Şimdi ben de şimdi toplanmayalım. Yok ben yapmıyorum. Burada var ama bu peynirleri. Yaparsın da yapamam. Bak çok olan nane hep karıncalar girmişler. Aralarına da bir daha yaprak koyalım mı? Koyalım. Ezilmesin diye. Koy yere gelin. O fındık bahçesi de güzel ya. Tam oturaklı ya. Çok verimli değil mi aslında? İyi ama aslında bırakın biraz iyi. Buranın mısırı iyi olmuyor. Mısır iyi olması da fındık iyi olur. Değil mi? Bizim havada fındık mısır olmaz. Fındık çok güzel olur. Oluyor işte de. Bu sene fazla öyle yoktu ya. Yeter kendine çıkardım. Geçen sene çok fazlaydı. Geçen sene fazla olamıyor da bu sene kadar olmuyor. Geçen sene daha çok iyi. Hayır. Bir şey yaparsan, dikersen oluyor. Evet. Şansınızın varmış ha. Geçen tam da geçmek ya. Üzere zaman. Tam zamanı. Hı hı. Yere koy baba. Araya niye tekrar koydunuz şey, için? Ezilmesinler de. Güzel öyle üst oldu mu? Tam dolacak diye bir şey yok hoş. Ne olsun ya? Ne ha, bunda da karınca var. Şurada çok karınca var. Bazıların da var. Bunları almayayım. Orada var. Gel. Çık. Orada yere koyup tabın içine bakacağım. Abi de koyayım.
Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun.